basın emekçilerimiz. Hoş geldiniz. Uzun zamandır pandemi şartlarından ötürü bir araya gelemiyorduk. En son 7-8 ay önce bir basın toplantımız olmuştu. Sonradan oranlar yükselince pandemiden ötürü bu tür toplantıları ertelemek durumunda kaldık. Ve normalleşme olmaya başladıktan sonra da ilçe örgütü, meclis üyelerimiz, kadın kollarımız ve yeşil kollarımızla ivedi bir şekilde planlanmış mahalle programlarına başladık. Meclis grubumuz gittiğimiz mahallelerde mahallenin mecliste alakalı sorunlarını dinlediler. Biz partiyle alakalı önerileri ve problemleri dinledik. Ve bu anlamda toplantılarımız da devam ediyor. Şu ana kadar 10-11 tane mahallemizi tamamladık. Fakat bayram öncesi olduğu için insanlar köylerine veya tatile gitme durumlarından ötürü bu akşam da Kirazpınar Mahallesi toplantımızı yaptıktan sonra mahallelerden alacağımız izlenimlere göre de bundan sonraki haftalarda haftada 3 mahalle olmak kaydıyla toplantılarımızı devam ettireceğiz. Bu şekilde hem mahallelerimizi ziyaret ederek hem de mahalle muhtarlarımızı, mahalledeki bulunan kanaat önderlerini ziyaret ederek meclis üyelerimizle Gebze'nin sorunlarını meclise taşıyarak, sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulunuyoruz. Bugünkü basın toplantımızı yapma sebebimiz de en son belediye meclisinde alınan kararlardı. Bize bir dava hakkı daha doğdu. Daha önce biliyorsunuz Topçu Kışlası'nı taşımıştık. Topçu Kışlası çünkü Gebze için çok önemli bir yer. Gebze'nin sayılı akciğeri olan bölgelerden bir yerdi. Ve en sonda yine mahalle ateşle alakalı ihtirazlarımız olmuştu. Birazdan meclis üyelerimiz teknik ve hukuki bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Evet, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman Gebze'nin faydasına olan projelerde desteğimizi de tavrımızı da her zaman belli ediyoruz. Fakat ben yaparsam doğru, ben bilirim, ben uygularım mantığı hiçbir zaman doğru bulmuyoruz ve her zaman da karşısında oluyoruz. Gebze ile alakalı ortaklaşa yapılan her planlamada, her projede de birlikte olmaya çalışıyoruz. Fakat belediye başkanımız şehir planlayıcısı, fakat kenti 2 yıldır, hatta 3. yıla geldi, bir türlü planlayamadı. Bir şekilde hep imar değişiklikleri gündeme geliyor. İşte köylerle olan problemler, işte geçen belediye meclisinde yine mahalle ateş, TOKİ'nin baskıyla yaptırmak istediği oraya bir Topçu Kışlası ile alakalı durum. Yani Gebze'nin lehine ne yazık ki doğru kararlar alınmıyor. Bu da Gebzeliler olarak bizi rahatsız ediyor. Sokakta halk bu tür durumlardan şikayetçi. Trafik sorunu bir şekilde çözülemedi daha. Çeşitli fotoğraflar paylaşılıyor, çeşitli öneriler bulunuyor ama ne yazık ki bu sabah sanayi girişinde oluşan trafiğin giderilmesine çözüm olmuyor. Veya işte Yenikent Mahallesi'nde, Aksesapağ bölgesinde, onun dışında Beylikbağ bölgesinde halen tapu dağıtıyoruz diyorlar ama biz o mahalleleri ziyaret ettiğimiz zaman halen vatandaşların tapuyla alakalı sıkıntıları giderilmemiş. Tapuyla alakalı halen aşılamayan yerler var. Defalarca meclis grubumuz önerilerde bulundu, çalışmalarda bulundu ama ben bilirim, biz doğruyu biliriz mantığıyla bir siyaset güdülüyor Gebze'de. Bu da Gebze'nin hizmet almasını engel olur. Ve ne yazıktır ki farklı düşünen veya farklı bir öneride bulunanlar mevcut yönetim tarafından hep ya hain ilan ediliyor ya bir terör örgütüyle bağdaştırılıyor. Biliyorsunuz en son Twitter'dan ve sosyal medyadan paylaşmıştık. Sağ olsun yerel basın ve genel basın gündem etmişti. Arapçeşme Mahallesi'nde Büyükşehir Meclis Üyesi ilçe yöneticileri sözde milliyetçi olduklarını verdikleri bir fotoğrafta ispatladılar. Masada Türk bayrağımız var. Bulundukları siyasi partinin
bayrağı var ve işte Türk bayrağımızın üzerinde kuru yemiş, meyve, işte o an ikramlık şeyler var. Sonradan da çıkıyorlar. Ya fark etmemişti, özür dilerim. Ya özür, bunun özrü mü olur? Yani her fırsatta faka bastıklarında yakandırılmış oluyorlar. Ya da bir özürle olayı geçiştirmeye çalışıyorlar. Artık insanların mevcut yönetimin dini duyguları istismarından olan rahatsızlığını dile getirmeye başladılar. En son Gebze'de Arap Çeşme Mahallesi'nde verilen görüntü milli duygulara da ne kadar bağlı olduklarını ortaya koydular. İşte ilçe başkanı ve o fotoğraf karesindeki yöneticiler bir özür mesajı yayınladılar ama bir özürle yetinmemeli. Eğer AKP ilçe yönetimi, Gebze ilçe yönetimi gerçekten milli değerlere ve Türk bayrağına bağlıysa o arkadaşlar hakkında kısa sürede bir disiplin süreci başlatması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü milli değerler üzerinden veya dini değerler üzerinden yapılan hatalar bir özürle kabul edilemeyecek hatalar. Çünkü bizim hassas alanlarımız buralar. O yüzden eğer gerçekten millilerse mevcut o fotoğrafta bulunan ve o görüntüye sebep olan kişiler hakkında bir disiplin süreci başlatmaları gerekiyor ki samimiyetleri ortaya çıksın. Dediğim gibi Gebze ciddi anlamda işte Beylikbağı'nda aşılamayan tapu sorunu, İbrahim Ağa Caddesi'nde ve Mutlukent'te sanayi girişinde Gençlik Caddesi'nde aşılamayan bir trafik sorunu. Onun dışında işte Topçu Kışlası ile alakalı mücadelemiz halen devam ediyor. Muhalle Ateş'le alakalı biz meclis üyelerimize gerekli itirazları yapmıştık. Şimdi bir de yargı süreciyle tekrardan Gebze'nin haklarına sahip çıktığımızı belirten bir çalışma tekrardan yapacağız. İşte köylerdeki durumlar belli. Mera alanlarını TOKİ'ye peşkeş çekerek yine orada bir konutlaşma yoluna veya TOKİ'nin keyfi yaptırımları üzerinden çalışmalar götürmeye çalışıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Gebze İlçe Başkanlığı Meclis Grubu olarak her zaman Gebze'nin haklarını, Gebzelilerin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve gerek belediye meclisinde gerek alanda siyasi mücadelemizi devam ettireceğiz. Yani Gebze'nin imar sorunu büyük sorunlarından biri, trafik sorunu büyük sorunlarından biri ama Gebze'de yaşayan bir de halkın ve esnafın da sorunları var. Yani mecliste gösterdikleri o imar sürecindeki gösterdikleri o performansı, bir yerleri yapılandırmaya, şekillendirmeye gösterdikleri performansı keşke Gebze'nin sokaklarında aylarca dükkanını açamayan esnafa ilgi duyarak, esnafı ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinleyerek de harcamalarını istiyor. Yani esnaftan kaçmasınlar, esnafın sorununu dinlesinler, vatandaşın içinde olsunlar. Bugün bu kentte eminim ki bir anket yapılsa bu kentin %65'i, %70'i Gebze Belediye Başkanı'nın adını bilmiyor. Çünkü Gebze Belediye Başkanı bu kentin sokaklarında gezmekten, bu kentin insanlarına dokunmaktan imtina ediyor. Çalışmaları tamamen, özellikle Gebze yönetiminin çalışmaları tamamen algı üzerinden götürülmeye çalışıyor. Bu da ne yazık ki bölgeye bir faydası olmuyor. Ben Gebze Belediye Başkanı'na defalarca çağrıda bulunmuştum. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Her defasında birlikte yöneteceği sloganını gerçekleştirmek istiyorsa bu partinin, bu ilçenin ana muhalefet partisi var, diğer muhalefet partileri var. Her ay ilçe başkanlarını bir araya toplayarak, diğer siyasi partilerin meclis üyelerini bir araya toplayarak bu kentin sorunlarını bir masada da tartışması gerekiyor. Sonuçta AK Parti'nin dışında Gebze'de siyaset yapan 4-5 tane farklı siyasi partiler de var. Eğer Gebze Belediye Başkanı gerçekten bu kenti hep birlikte yöneteceğimizi ispatlamak istiyorsa, bu düşüncesinde ve bu söyleminde samimi olduğunu göstermek istiyorsa, diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarını da önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve her ay ilçe başkanları toplantısı yaparak bu kentin sokaklarında olan, bu kentte vatandaşların sorunlarını dinleyen siyasi partilerden de önerileri almasını gerektiğini düşünüyorum. Diğer türlü her ay bir belediye meclisi oluyor. İnsanlar belediye başkanını bir belediye meclisinde görüyorlar. Meclis üyelerini bir belediye meclisinde görüyorlar. Onun dışında Gebze'nin sorunları sadece
kent meydanı kültür merkezinde tartışılıyor. Aslında yapılan çalışmalarla alakalı, yürütülen faaliyetlerle alakalı, halk anketleriyle, belirlenen yarışmalarla kent daha da önemsenecek hale gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz geçen hafta Perşembe günü Genel Başkanımız bölgemize bir ziyarette bulundu. Kanaat önderleri, muhtarlar ve STK başkanlarıyla bir araya geldi ve sonradan da müfilaj sorununu birebir balıkçılardan dinlemek için Ereke'den tekneyle Karamürsel'e geçti. Eski Hisar muhtarımız, yine Balıkçılar Kooperatifi Başkanı ve yönetimi toplantılara ayrıldılar. Ya Eski Hisar bölgesi bu kentin en şirin kasabalarından biri. Sahile en yakın mahallelerinden biri. Biz her zaman kasaba diyoruz. Ve tarih dolu bir kasaba. Orada tarih kokan bir Osman Hamdi Bey Müzesi var, atıl durumda. Tarih dolu Eski Hisar Kalesi var, atıl durumda. Hemen kalenin yanına işte bir demir yığını yaptılar Macera Park adı altında. Ne insanlar gidebiliyorlar, ne kullanabiliyorlar. Artık oranın akıbeti ne olacak? Belediye Başkanı devamlı bir çalışma olduğunu söylüyor. İşte valilik bu konuda destek olacağını söylüyor ama bir yıldır halen daha bir faaliyet göremedik. Ve onun dışında büyütülmesi planlanan iskelelerle alakalı akşamlar orada trafik sorunu oluyor. Ağır yüklü kamyonlar orada. İnsanların o kasabaya girişini çıkışını, akşam aileleriyle sahilde zaman geçirmesine engel oluyor. Bunların hepsi sorun. Yani sadece bu kentin imar problemi yok. Birçok problemi var ve ne yazık ki bu kentte yaşayan insanlar bu kentte vakit geçirmek istemiyorlar. Hafta sonlarını değerlendirecekleri alanlar yok. İşte ya Tuzla sahile, ya Maltepe, ya Kartal'a veya İzmir Sekapark'a. Niye? Sosyal alanlar orada biraz daha iyi var. O yüzden Gebzelilerin Gebze'de yaşayabilmesi için sosyal alanların faaliyete geçmesi lazım. Diğer kesimlerin düşünceleri, bilgileri, bu alandaki önerileri alınması gerekiyor ki belediye başkanının biz bu kenti ortak yönetiyoruz sloganının samimi olduğunu gösterelim. Veya işte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Mutluşehir Kocaeli sloganı herkes mutlu olursa oluyor. Sadece kendilerinin mutluluğu bu kentin mutlu olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden bu kentin arka sokaklarında mağdur olan birçok insanlar var. Hep beraber biz Gebze'nin sorunlarını çözmeye hazırız. Hep beraber gelsinler, sorunlarla ilgilenelim ve Gebze'nin bu çıkmaza giren sıkıntılarını, bizim de teknik ekibimiz var, mimarlarımız var, mühendislerimiz var, avukatlarımız var. Biz de bu işe katkı sunmaya çalışıyoruz. Meclisteki katkılarımızın haricinde her türlü Gebze'nin faydasına olacak çalışmalarda taşın altına elimize koymaya hazırız. O yüzden samimiyetten ortaya koysunlar. Biz her zaman bu kentin büyümesi, bu kentin gelişmesi için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Biz şimdi ben sözü meclis üyelerimize bırakmak istiyorum. Bir ricam olacak. Bugün çok yoğun bir gün geçirdim ve koşturma içerisinde bayağı ciddiydi. Ayaklarım ağrıdı. Başkanım kadar da dinç değilim, genç değilim. Rica ediyorum. Oturarak konuşabilirim herhalde. Teşekkür ediyorum. Şimdi tekrar hoş geldiniz diyorum. Bir pandemi süreci geçirdik ve bu pandemi süreci de bizim meclis grubumuzun dönemine denk geldi. Ve bu süreç içerisinde elimizden geldiğince pandemi koşulları içerisinde gerek halkla buluşma gerekse Gebze'nin sorunları noktasında elimizden gelen çabayı gösterdik. Bundan sonra da başkanımız anlattı. Daha aktif ve halk meclislerinin bizim belediye seçimlerinde bir sloganımız vardı. Halkla birlikte yönetim ve bu doğrultuda da her mahallede halk meclislerinin kurulması ve halk meclisleriyle oluşturulacak mahalledeki yapılması gereken ve mahallenin taleplerini oluşturup ona göre yönetim anlayışı noktasında bir planımız, programımız vardı ve bu doğrultuda da biz muhalefet meclis üyeleri ve ilçe yönetimi olarak mahalle meclislerinin toparlanması ve her mahallede tüm hangi görüşten olursa olsun siyasi parti ayrımı yapmadan tüm halkla birlikte oluşturacak mahalle meclisleriyle mahallelerin sorunlarını meclise, belediye taşıma, çözüm üretme ve mahallenin taleplerini iletme noktasında çalışmalarımızı başlattık. Bugün biz meclis grubu olarak özellikle size son meclis toplantısından başlayarak geriye doğru birkaç konu üzerinde
Ve özellikle Gebze kamuoyunun da harekete geçmesi noktasında bilgilendirme yapmak istiyoruz. Başkanım açıklamada bulundu. Topçu Kışlası ile alakalı biliyorsunuz Topçu Kışlası Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tüm planları yapıldı. Ve Topçu Kışlası içerisine bir millet bahçesi kenarına bir galericiler sitesi oturtuldu. Ve orada bazı planlamalar noktasında, ticaret alanları noktasında bir takım planlamalar yapıldı. Biz Gebze Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak ve Büyükşehir Meclis üyelerimizle birlikte bu planlar askıya çıktığında Büyükşehir'de askıya çıktı ve orada gittik itirazımızı yaptık Sayın Başkanımızla birlikte. İtirazımız sonucunda bir Büyükşehir Komisyonu'nda, İmar Komisyonu'nda itirazımız reddedildi, bize tebliğ edildi ve biz gerek Gebze Meclisi'ndeki, gerek Büyükşehir Meclisi'ndeki, gerek askıya, planların askıya çıkmasındaki itirazlarımızda haklı ve kararlı olduğumuz için konuyu dava konusu ettik ve şu anda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nde bu konuyla alakalı davamız açılmıştır. İkinci konu Mualla Ateş ile alakalı olan kısım konu. Mualla Ateş ile alakalı yine planlama 5000'liği Büyükşehir'de yapılmıştır. 5000'lik askıya çıktığı zaman biz meclis grubu olarak yine gittik. Askıda itirazlarımızı yaptık Büyükşehir Meclis üyelerimizle birlikte. Ve Mualla Ateş ile ilgili itirazımız önce belediye 1000'liği getirdi biliyorsunuz birkaç meclis önce. Biz dedik ki başkan biz 5000'liğe itiraz ettik. 5000'liğe itiraz halinde 1000'likler Gebze Meclisi'nde görüşülemez. Bizce burada hukuken bir sıkıntı var dedik. Belediye başkanı da bu noktada bizim itirazımızı haklı gördü. Geriye çekti, komisyona geriye çekti planı, 1000'lik planı. Ancak Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılan görüşme neticesinde itirazımız reddedilince bu meclise de 1000'lik planları getirdi. Ve 1000'lik planlara da biz muhalefet şerhimizi koyduk. İtirazımızın da reddi üzerine ve 1000'lik planlar doğrultusunda ona da askıya çıktığında itirazımızı yapacağız. Ve 1000'lik ve 5000'lik planlara direkt yine idare mahkemesinde dava açacağız ki zaten bu konudaki itirazımızda da kararlılığımızı belediye başkanına bize bir dava daha doğurdunuz diye, bir dava açma durumu daha yarattınız diye bu mecliste söyledik. Diğer çok önemli, çok önemli konulardan bir tanesi de Balçık bölgesinde 95 bin hektarlık alanda yapılan imar planları. Yine bu 95 bin hektarlık alanda yapılan, 95 hektarlık alanda yapılan planlar 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/1000 ölçekli planların tamamını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebiyle Büyükşehir Belediyesi yaptı. Ve Büyükşehir Belediyesi yaptığı bu planlarda Gebze'nin köylerinden biri ve buranın ciğerlerinden biri yeşil alanı, köylüye ait olan mera alanını ne yazık ki sanayiye çevirdiler. Bu sanayiye çevirme noktasında planlar askıya çıktığında ki biz Gebze Meclisi'nde de bu konuda özellikle Gebze ile ilgili, Gebze'nin köyleriyle ilgili planlamalar yapılırken Gebze Meclisi neden bu işin içinde yok, neden bu planları Büyükşehir yapıyor? Evet, yasal anlamda bir hakları, kanuni dayanakları olabilir ama kentin yönetimi, kentin merkezinden yani kentin meclisinin olduğu yerden söz konusu olur, yönetilir ve bizim de bu yönetimde Gebze Meclisi olarak hakkımız olduğundan bu planlar yapılacaksa bizler tarafından en azından binliklerin burada yapılması gerektiği noktasında da itirazımızı sunduk. Ancak Büyükşehir'de çıkan, askıya çıkan planlara özellikle mera alanlarının sanayiye çevrilmesi noktasında itirazımızı yine askıdayken başkanım, Büyükşehir Meclis üyelerimiz ve meclis grubu adına gittik itirazımızı yaptık. İtirazımız her zamanki gibi reddedildi. Bu red kararı da bize tebliğ edildi. Biz bununla alakalı yine bu konudaki kararlılığımızı sürdürerek mera alanlarımızın sanayiden kurtarılması ve hakkı olan köylüye, köylünün mera alanı olarak, kamunun alanı olarak kalması noktasında
itirazımızı yapacağız. Yalnız şimdi enteresan ki bu mecliste söyledik, çok çok önemli bir konu var. Bu komisyona planlarla ilgili, imar komisyonuna planlarla ilgili itirazlar gelirken bizimle birlikte 20 kişi arazilerinin, yani sahibi oldukları arsaların konut alanı olan imar durumunun ticaret alanı olarak değiştirilmesi noktasında itirazda bulundular. İtirazları da diyorlar ki bizim, diyorlar, konut alanı olarak olan arsalarımız, ben bunları size göstereyim, şu parsel malikleri. Şöyle bakın, şu parsel malikleri, şunlar, bu parsel malikleri. Bakın, burada parsellerin yerini göstermek adına biz bu görseli aldık. Bunlar parsellerin yeri. Tek tek bakarsanız bunlar parsellerin yeri. Şu sarı olarak görünen yerler de parsellerin konut alanı imar fonksiyonunu gösteriyor bu parsellerin. Şimdi çok dikkat edin. Özellikle bu çok önemli. Bu parseller diyor ki biz, diyor, sanayi alanının arasında kaldık konut olarak ve dolayısıyla sanayi arasında kaldığımız için Mera'dan sanayi, bakın silsileye dikkat edelim, Mera'dan sanayiye geçti, sanayi oldu planlar ve biz arada konut olarak kaldık, dolayısıyla burada konut olmaz, bizi ticaret, toptan ticaret alanı olarak bizim imar fonksiyonumuzu değiştirir ve netice itibariyle bu yöndeki 20 itiraz bizim meraların, sanayiye çevrilen meralara yaptığımız itiraz reddedilirken bu kişilerin, 20 kişinin itirazı kabul edildi ve bu kişilerin arazileri konut alanı olarak sanayi arasında kaldığı için, meradan dönen sanayi alanı içerisinde kaldığı gerekçesiyle toptan ticaret alanına değil, fonksiyonu değiştirildi. Konut alanı mı daha kıymetlidir, ticaret alanı mı? Siz de bilirsiniz ki, yani burada hani çok bu konuda ne hukukçu olmaya ne mühendis olmaya gerek yok. Fonksiyonu, konut alanı bir yere göre ticaret alanı olan yer daha kıymetlidir. Ne kadar bir alanmış bu? 225.836 metrekare. Bu itiraz edenlerin toplam alanı bu. Şimdi şöyle bakın, tekrar bakmanızı rica ediyorum. Şeyi de kaldırır mısın İbrahim Bey? Şimdi sizin de dikkatinizi çekecek, bakın, itiraz edenler ve sarı olarak konut alanı olarak itiraz eden kişilerin yerlerine bakarsanız, pardon şunu ters çevirdiniz, şöyle yapalım, şöyle. Çevrilen alan talepten daha fazla. Bakın, şurada görüyorsunuz, itiraz eden kimse yok. Görüyor musunuz? Şurada itiraz eden kimse yok. Burada itiraz eden kimse olmadığı halde kırmızı, tamamen kırmızı. Ticaret alanı olmuş, toptan ticaret alanı olmuş. Bakın burada sadece şöyle bir itiraz var, şu kadar. Burası ticaret alanı değil. Tamamı ticaret alanı olmuş. Yani itiraz edenlerin dışında yaklaşık, itiraz edenlerin dışında yaklaşık 50 hektara yakın bir alanda bu 95 hektarlık alana dahil edilmiş ve tümünde 227 bin metrekarelik bir alan daha kişilerin talebi olmadığı halde eklenerek ticaret, hem mevcut planda hem de ekleme suretiyle ticaret alanına çevrilmiş. Şimdi biz bir araştırma yaptık. Basit bir şey. Aynı Balçık bölgesinde şöyle konut olarak
konut olarak ve ticaret alanı olarak satışa çıkan yerin metrekaresini aldık. Google'a girdik, internetten yazdık. Konut alanı ve ticaret alanı neymiş metrekaresi? Şimdi konut ticaret alanının metrekaresi 1100 TL. Metrekare fiyatı 1100 TL. 580 TL'de konut alanı metrekare fiyatı. Yani bu basit iki tane karşılaştırmayla gördüğümüzde 500 lira metrekare bazında konut alanıyla şimdilik konut alanıyla ticaret alanı arasında bir fark görünüyor. Bu noktadan biz bir hesaplama yaptık ve 225 bin metrekare alana sahip ve ticarete, konuttan ticarete, taleple konuttan ticarete dönen alanla ilgili bu aradaki fark noktasında bu iki birimi baz aldığımızda 500 TL metrekare farktan 112 milyon gibi bir rakam konuttan ticarete dönerek bu yerler rant elde ediyor. Artı 270 metrekare yaklaşık bir alanda talep sahibi olmadığı halde konuttan ticarete dönüyor. Ve burada da 133 milyon lira konuttan ticarete dönmek suretiyle bir rant elde ediliyor. Dolayısıyla bu alanda yapılan, şu anda askıda olan planlarla Büyükşehir Belediyesi meclisince onaylanan planlarla yaklaşık 250 milyon üzerindeki bir rant ya da daha doğrusu fonksiyon konuttan ticarete dönme fonksiyon değişikliği, tabii bunlar emsale yansıyor, kata yansıyor. Bu 250 milyona yaklaşık bir rant söz konusu ve bu ranttan aslında İmar Kanunu -8 ve bu -8 doğrultusunda çıkartılan rant yönetmeliği gereğince vergi alınması gerekiyor. Şimdi biz bunu bu mecliste gündeme getirdik ve Sayın Başkan'a dedik ki böyle böyle bir durum var. Büyükşehir Meclisi'nde görüşüldü. Büyükşehir Meclisi'nde 20 kişinin talebi kabul edilmişken planlar askıya çıktı. Abi bir baktık 20 kişinin üzerinde artı 227 bin metrekareye sahip bir alan da ticarete dönmüş. Ve totalde bu plan değişikliğiyle totalde 225-227 bin daha eklediğimizde yani 500 bin metrekareye yakın bir alanda bir konuttan ticarete dönüş söz konusu, burada bir rant söz konusu ve kanun gereği bu ranttan bir vergi alınması gerek, bu rantın belediyeye gelmesi gerek. Peki bu konuşuldu mu? Bu görüşüldü mü? Bunun sonuçları tartışıldı mı? Bunun hukuken olabilirliği göz önüne bulunduruldu mu? Çünkü yasa diyor ki konuttan sanayiye, ticarete ya da ticaretten sanayiye bölgede rant artışı yaratacak plan değişiklikleri o bölgenin tamamının talebiyle yapılır ve rant vergisi alınacağı da taahhüt edilir. Yani taleple birlikte bu da taahhüt edilir. Şimdi baktığımızda diyelim ki 20 kişinin talebi doğrultusunda ticarete dönüşme söz konusu olduğu için rant vergisi alabileceğiz. Ki alıp alamayacağını başkan dahi bilmiyor. Bakacağım dedi, araştıracağım dedi. Peki talebi olmayanları ne yapacağız? Talebi olmadığı halde konuttan ticarete dönen 227 bin metrekarelik alan için ne yapacağız? Oradan alınması gereken rant vergisi alınabilecek mi? Çünkü kişilerin böyle bir talebi yok. Kanun diyor ki toplu taleple birlikte böyle bir değişiklik yapıldığında o talep içerisinde rant vergisi ödeneceğinin de artı taahhüt altına alınmasıyla birlikte plan değişikliğini yaparsınız. Ama bu planlamaya baktığımızda hem böyle bir talep alınmıyor, plan değişikliği yapılıyor, rant sağlanıyor, hem de itiraz yoluyla, aslında kanunun tam metnine uymuyor, itiraz yoluyla bir plan değişikliği yapılarak bize göre yine buradan rant vergisi alınmasının önüne geçiliyor. Yani Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu Balçık'taki bu planla
Gebze Belediyesi'nin alması gereken rant vergisinin önüne plan değişikliği adı altında, yani imar planlarının belediye tarafından yapılıp itirazların değerlendirmesi şeklinde yaptığı plan değişikliği bize göre engel olmuştur. Ve rakam ne kadar yaklaşık olarak? Şimdi biz global bir rakam çıkarttık. 250 milyon gibi bir rakam çıkıyor Gebze Belediyesi'nin kaybı. Ama netice itibariyle bu 50 milyon da olsa, 100 milyon da olsa sonuç itibariyle burada kamunun bir kaybı var. Ve bu kaybın biz farkındayız. Bu kaybın farkındayız. Sayın Belediye Başkanımıza da bu kaybın farkında mısınız diye mecliste sorduk. Bu kaybın farkında olup olmadığını Sayın Belediye Başkanımızın ilerleyen süreçte göreceğiz. Farkında mı, değil mi? Zira biz yine şu an revizyon planlar askıda ve o revizyon planlara, bunları içeren revizyon planlara itirazımızı yine yapacağız. Yaptığımız itiraz içerisinde bu söylediğimiz hususların hepsi yer alacak. Gerek mera alanları açısından, gerekse bu konu açısından dava konusu yapacağız. Yapmış olduğumuz itirazların ve yapmış olduğumuz bu kamunun hak kaybının önüne geçilmesine yönelik tavrımızı en son dava yolu dahil, adalcın önüne çıkma dahil götüreceğiz ve takipçisi olacağız. Buyurun. Buyurun. O sonradan değiştirilen 227 dönüm müdür? Yok, 227 bin metrekare de yaklaşık 95 hektarlık alana yaklaşık 50 hektarlık bir alan eklenmiş daha sonra. Eklenen alanı soruyorum. Eklenen alan kimin mesela en son bu alanlar ne zaman el değiştirmiş? Şimdi şöyle tabii. Bir kere burada şunu söylemek istiyorum. Biz kimseyi töhmet altında bırakmak adına bugün burada bu basın açıklamasını yapmıyoruz. Ama gerçekten Gebze kamuoyunun bu konuda yani Gebze'nin bu kadar büyük bir zarara uğramaması açısından gerekli duyarlılığı da göstermesini istiyoruz. Şimdi rivayetler üzerine konuşmak istemiyorum ama sonuç itibariyle biliyorsunuz bu tür bölgelerde birçok rivayet söz konusu olabiliyor. Buranın işte meraların sanayi alanına döneceğini, burada kalan arsaların konut alanı olarak, arada kalan arsaların konut alanı olarak planlanacağı, sonra bir itirazla plana itiraz şeklinde, bu bir kanuni dolanma yöntemi, bir plana itirazla buraların, plana itiraz, evet ya haklısınız, hani iki tane sanayi alanının arasına bir tane konut, konut oraya girer mi, konut olur mu orada denip bu fonksiyon değişikliğinin imar planlarında yapılacağını itirazla bu şekilde bir dedikodu çarkı dönüyor. Ama biz dedikodular üzerinden konuşmuyoruz, biz vaka üzerinden konuşuyoruz. Zaten komisyon kararı, eğer şeye girerseniz Büyükşehir Meclis kararlarına girerseniz, ben size tarihini, sayısını söyleyeyim. 24.5.2021 tarihli 233 sayılı meclis kararında yapılan bütün itirazlar ve itirazların hangisinin kabul edildiği, hangisinin reddedildiğine dair isim isim hepsi var. Mera ve kamu hakkı için itiraz edenlerin red, konuttan ticarete dönmek isteyenlerin kabul. Herkesin ismi tek tek var. Kişiler nedir? İlişkileri nedir? Biz bilmeyiz. Ben onun peşinde değilim. Ama burada bir kanunu dolanma yöntemiyle yapılan bir kayıp var. Uğratılan bir kamu zararı var. Ve biz bu kamu zararının Gebze Belediye Başkanı tarafından takip edilip bu kamu zararının giderilmesini Büyükşehir ve Çevre Bakanlığı, kim yapıyorsa, kim Gebze'yi bu kamu zararına uğratıyorsa bunun takipçisi olmasını istiyoruz. Biz hukuken dahil eğer başarılı olamazsak itirazımızda, askıdaki plana itirazımızda yine redde uğrarsak bunu dava yoluyla da hukuken de kamunun zararını gidermek için elimizden geleni yapacağız. Ama netice itibariyle dediğim gibi bunun da bir yolu var, bir süreci var. Kamuda en büyük baskı araçlarından biridir. Hukuksuz bir baskı da istemiyoruz. Gebze'nin bir zararı var, kamu zararı var. Burada herkesin
gerekli duyarlılığı ve tepkiyi koymasını bekliyoruz. Bu dönem için, bu meclis için gerçekten çok üzerinde durulmadı, çok önemsenmedi ama özellikle bu basın toplantısını, kamuoyunun bir kez daha bu konuya dikkatini çekmek ve belediye başkanımızın da mecliste söylediği gibi bu konunun gerçekten takipçisi araştı kendince, ben hani tam bilmiyorum gibi yaklaştı. Biz de olabilir diyoruz, bir şey demiyoruz. Söyleneni doğru kabul ediyoruz. Ama bundan sonraki yaklaşım ve hareket tarzına göre de sonucu göreceğiz. Gerek kamuoyu açısından gerekse başkanın yapacağı çalışmalar noktasında ve bizim itirazımızın belediye başkanının da üyesi olduğu Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmaları noktasında ne kadar konuyu bilip bilmediğini ya da ne kadar sahip çıktığını göreceğiz. Bu konuyla alakalı özellikle söylediğim gibi bu çok önemli ve biz bu konuda da Gebze kamuoyunun bilgilendirme ihtiyacı duyduk. Bugün sizin önünüze çıktık. Onun haricinde biliyorsunuz meclisin her toplantısında ve Gebze gündemiyle ilgili, konularla ilgili gerekli müdahaleleri, gerekli kamuoyu baskısını, gerekli mecliste vatandaşın değeri olacaksa elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Eskihisar'daki müsilajla ilgili ciddi çalışmalar yaptık meclis grubumuzla ilgili. Eskihisar'daki balıkçıların sorunlarıyla alakalı Yalova valisine varana kadar, ki bizim bölgemizin dışında randevu aldık, gittik balıkçıların sorununu konuştuk. Çünkü Eskihisar'daki balıkçılarımız ciddi derecede Yalova ve Altınova'ydı sanırım. Altınova kaymakamlığı ve Yalova valiince bayağı bir zor durumda bırakılıyor. Sürekli cezaya uğruyorlar. Biliyorsunuz nasıl ki Balçık'ta mera alanları varsa kamunun, o halkın. Denizde de halkın mera alanları var. Yalnız denizdeki mera alanları, yani balıkların yaşadığı, herkesin avlanabileceği yeşil kartı olan, balıkçıların avlanabileceği bu mera alanları ya tersanelerin sınırlarına giriyor, ya Osman Gazi Köprüsü'nün sınırlarına giriyor, ya limanların sınırına giriyor, ya da o limanlara giden gemilerin sınırlarına giriyor. Yani sizin anlayacağınız, şu an Eskihisar'daki balıkçılar denizde balık avlamak istediklerinde tamamen her sefere çıktıklarında mazot parasını dahi karşılamayacak bir gelir elde etmelerine rağmen bunun birkaç katı cezayla karşı karşıya kalıyorlar. Biz o noktada onların sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık. İşte elimizden geleni yaptık. Yalova Valiliği de gerekli hassasiyeti göstereceği noktasında bize söz verdi. Artı müsilajla ilgili zaten artık müsilaj Türkiye'de işte bakanlığın gündemine dahi alındı. Bir şekilde denizlerimizin temizleneceğini umuyoruz. Ama Eskihisar'da başka bir sorun daha var. Negmar'la ilgili 90 metreye çıkartılan bir iskele meselesi var. O iskelenin 90 metreye çıkartılmasıyla birlikte o alanda yapılan bir plan değişikliği söz konusu. Ancak bu Büyükşehir Meclisi'nde Ulaştırma Bakanlığı bunu yapacak. Yalnız Büyükşehir Meclisi'nden bu planları yapabilme noktasında olur istedi. Onay istedi. Ve Büyükşehir Meclisi de bu onayı verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şerhine rağmen. Ve enteresan, Negmar'ın iskelesi 90 metreye çıkartılacak. Ama bu koruma, o bölgenin koruma planı çerçevesinde. Yani bölge koruma planı çerçevesinde bu iş 90 metrekareye iskele metreye çıkartılıyor. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 30 metre artı 90. Tabii 90 metre yükseltilecek. 120 yani 120 metreye çıkartılacak. Bu konuda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar planlarıyla ilgili sitesini bütün arkadaşlarımız üzerimize vazife aldık. Her hafta kontrol ediyoruz. Yani bir şekilde, çünkü bu ne Büyükşehir Meclisi'ne gelecek, ne Gebze Belediye Meclisi'ne gelecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Valilik'te bunları askıya çıkartacak. Ve bizim bu askılardan haberdar olabilmemiz ve askı ilan süresinde itirazımızı kaçırmamak adına da takipteyiz. Askıya çıktığı takdirde itirazlarımızı da sunacağız. İtirazlarımız dikkate alınmazsa gene adaletin yolunu tutacağız.